bir haftadır Güneydoğu'dayım. Burada konferanslara katıldık. Sayfalarımızı takip eden kardeşlerimizle bir araya geldik. Şimdi de Mardin'e gidiyorum. Daha önce çekmemiştim. Bir vlog çekelim istedim. Mardin'i beraber gezelim istiyorum. Beraber tefekkür edeceğiz ve temaşa edeceğiz. Başlıyoruz. Şimdi neydi burası? Zincirye. Fatih. Zincirye Medresesi'ne doğru çıkıyoruz. Şöyle Zincirye girmeden şöyle yukarıdan size Mardin'i de göstereyim. Şimdi arkadaşlar burası Zincirye Medresesi. Burası Sultan İsa Medresesi diye de biliniyor. Artuklu Sultanı Melik Necmettin İsa bin Muzaffer bin Davut tarafından yapılmış burası. Şimdi size şurayı göstermek istiyorum. Yani eski insanlar yaptıkları her şeyde bir hikmet gözettikleri için bakın şu şekilde doğum, bebeklik, gençlik, yaşlılık ve mahşer meydanı diye hemen size bunu olduğu yerden göstermek istiyorum. Şurası anne rahmi olarak tasvir edilmiş bidonun olduğu yer. Şu alan çocukluk, çocukluk kısa sürüyor. Hemen şu alan gençlik, şu dar yerden geçiyorsunuz. Burası da ömür. Sonra ömrü bitiriyorsunuz. Kabirden geçiyorsunuz. Şurası da mahşer meydanı olarak tasvir edilmiş. Yani bunu simgelediği ifade ediliyor. Yerinden tekrar bir gösterebilirim onu size. Yani aslında konan her taşın burada birçok hikmeti var. Burası da medreseyi yaptıran zatın türbesi. Gelmişken buraya da bir Fatiha okuyoruz. Buradan yukarı çıkacağız. Mükemmel bir Mardin manzarası var. Bir yukarı daha çıkacağız. Arkadaşlar bir üst kata daha çıkıyoruz. Şu kubbedeki mükemmel lavi bakın tam bir sanat harikası gerçekten. Taşlarla atılmış bir imza gibi. Şöyle bakın. İmek imek işlenmiş bir kubbe. Şurası Mardin'in tepeden görünüşü. Karşıda da aynı kubbeden var. Şurası da medresemiz. Tabii tarihi uzun uzun anlatılabilir ama ben çok konuya vakıf olmadığım için oraya girmiyorum. Ama zamanında çok önemli talebelerin buradan yetiştiğini biliyorum. Arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz Ulu Cami'nin minaresi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet az önce söylediğim gibi şimdi de Ulu Cami'ye gidiyoruz beraber. Evet size şöyle Mardin'in dar sokaklarını göstereyim. Ulu Cami'ye buradan iniyoruz. Evet burası Ulu Cami'nin girişi arkadaşlar. Şuradan giriyoruz. Şöyle. Az önce gördüğünüz minare gerçekten imza gibi. Maşallah müthiş bir eser. Taşlarla yazılmış. Kitap gibi. Şu açıdan da burayı bir göstermek istiyorum size. Şöyle. Mardin gerçekten her şeyle tam bir tarih şehri. Gelin şimdi size Ulu Cami'nin içini göstereyim. Mardin Ulu Cami'de Sakalı Şerif var. Size onu bir yakından göstermek istiyorum. Bir salavat getirebilirsiniz. Evet, Güneydoğu'ya geldim mi? Tabii şunları görmeden olmuyor. Bu arada biz de bir hediye aldık. Çarşı Caddesi. Şöyle göstereyim. Şöyle fıtri ürünler satıyorlar burada. Sinirlendi. Burası da çok tarihi bir cami. Bunu da göstermek istiyorum size. Şimdi burası da Dara Antik Kenti'nin zindanları. Antik Kenti de size gezdirecektim ama orası kapanmış. Belki yarın sabah fırsat bulursak gezdireceğim. Burası zindanlar. Şöyle göstereyim size. Buradan iniyoruz. Zaten ürpertici bir tarafı var.
şuralarda küçük odalar, zindanlar gibi. Buralara girince aklıma kabir geliyor gerçekten. Cenab-ı Hak orada hepimize yardım etsin. Şöyle yerler zindan olarak kullanılıyormuş burası. Düşünün, o dönemin insanları bu taşları böyle hiçbir teknoloji olmadan üst üste koymuşlar. Ve taşlar birbirine geçme yöntemiyle üst üste dizilmiş. Aralarında da bir şey yok. Mesela şunu göstereceğim size, bakın. Şöyle bir yapı. Yani müthiş. Kim bilir buradan ne insanlar gelmiş geçmiş. Hepsi burası benim demiş ama hepsi bırakıp gitmiş. Hadi bir selam ver bakayım. Afiyet olsun bu arada. Sen yiyip içip şükrediyorsun. Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Ne kadar tatlı ya. Bak bakayım. Ne kadar güzel yaratmış Allah. Bir bakar mısın? Evet, şimdi beraber biraz Kasımiye Medresesi'ni gezeceğiz. Zinciriye Medresesi'nde anlattığım aynı şey burada da var, bakın. Şu karşısı, yani medreselerin genelinde bu var. Şu suyun aktığı yer anne karnı olarak tasvir edilmiş. İlk aktığı yer çocukluk. Yani şu su insan diyor. Şurası çocukluk. Şurası gençlik. Şuradan bir ömür. Bu su böyle akıyor. En nihayetinde şu dar yer kabir. Oradan geçip ve şurası da mahşer meydanı havuz. Bunu temsil ediyor ve medresede eğitim esnasında bunlar da nazara veriliyor. Üst kata çıkamıyoruz. Çünkü üst kata çıkmak yasak. Bunları göstereyim size. Medrese talebeler ilim tahsil edip şuradan da tefekkür etme fırsatı buluyorlar Mardin. Şimdi size şu duvardaki kan izlerini göstermek istiyorum. Rivayete göre Sultan Kasım amcası tarafından katlediliyor bu medresede. Daha sonra Kasım'ın kardeşi de ağıtlar eşliğinde bu kanları duvara fırlatıyor ve yaklaşık 550 yıldır bu kan izleri o duvarda duruyor. Rivayet böyle. Evet, şu odaları gezdireceğim sizi. Bir de medreselerde ilme hürmeten kapıların boyu kısa, girerken eğiliyorsunuz. Evet, şurası da yön tespit etmek için bulunan bir pusula. Gerçekten eski ilim adamlarımız ilmin her dalında çok ileriye gitmişler. Sadece İslami ilimler değil de astronomi, biyoloji, fizik hepsinde. Mardin programımızı bitirdik. Şimdi Diyarbakır'a uğrayacağız birkaç saatliğine ve orada size Ulu Cami ile Süleymaniye Camisi'ni göstereceğim. Beraber dolaşacağız. Gelin şimdi hep beraber Diyarbakır Ulu Cami'yi ziyaret edelim. Ulu Cami'deyiz. Hemen şöyle göstereceğim şimdi burayı size. Şuradan camiye giriyoruz. Şimdi gelin hep beraber Hazreti Süleyman Camisi'ne gidelim. Halid bin Velid'in oğlu olan Hazreti Süleyman ve daha birçok sahabenin meftun olduğu bir cami. Beraber dolaşalım. Hazreti Süleyman Camisi'ndeyiz. Beraber camiyi dolaşacağız ve sahabelere hep beraber birer Fatiha okuyacağız kardeşlerim.
27 sahabenin meftun olduğu Hazreti Süleyman Camii. Beraber gidiyoruz. Şurada bu camide meftun olan sahabelerin isimleri var. İçeri giremiyoruz. Yakından göstermek isterdim ama çok kalabalık oluyor da çok giremiyorum. Buradan birer Fatiha okuyalım. Sizi Mardin ve Diyarbakır'ın cami ve medreselerinde biraz gezdirmek istedim. Çok alışık olmadığım bir konsept. Çok becerememiş olabilirim. Hakkınızı helal edin. Bir dahakisinde tekrar görüşmek duasıyla.